bırak artık, bir zarar vereceksin. Anne. Zaten yakında saklayamayacaksın. Anne, sen biliyor muydun? Kimden? Söylemem, söyleyemem. Utanılacak birinden mi? Yok. Yenge! Ne oldu karnına? Yenge? Yoksa... Hayırdır? Keşke bana vermeseydiniz bu sır. Keşke beni o odaya hiç girmeseydim. Dilimin ucunda bir zehir sanki. Bir ağır kurşun. Nurgül, gene ne bağırıp duruyorsun? Sen bana laf söyleyeceğine... git de kızının karnına bak. Yalan söylüyor şu dışarıdaki kadın. Benim kızım yüzüm karartmaz. Başımı önüme eğmez. Atasının, ailesinin, babasının ocağına leke sürmez. Değil mi kızım? Diyor musun, bugün temiz çıkarsam bizi evlendirecekler. Babam söyledi. Haberin olsun. Bu mühendisin. Mühendis Hüseyin'in çocuğu. Yoksulluk yetmezmiş gibi bir de rezillik. Şimdi kaldırın başınızı da milletin yüzüne bakın bakalım. Sen bir düşün abi. İşe gelme bugün, düşün. Yürüyün lan. Şatır dur! Kim kurtaracaksın lan sen ha? Kimi kurtaracaksın lan sen ha? Baba! Sen önce kendi karnı doyur gibi de! Şatır dur! Baba. Kes lan! Baba! Konuşma, konuşma! Baba. Konuşma! Babanı denecek misin lan çocuğuna ha? Çocuğunu da kurtaracak mısın? Al bacını gidin buradan. Başka çaresi yok. Bu kızı sokaktan mı bırakacaksın? Hayır. Ben de sizi rahatsız etmeyi düşünüyordum. Yemin ederim. Madem öyle, yarın akşam gelsene. Duydum baba. Duydum. Canım. Bu meseleyi herkesin gözünün önünde çözeceğiz. İbretlik olacak. Beni evlat katili yapmayın. Sen kıyamazsan biz yaparız. Amcalarından biri yapar. Kararını ver. Hemen. Şimdi. Ya sen ya da biz. Şimdi benden kızımı öldürmem isteniyor. Bana kitaptan öyle şeyler söyle ki... bunu isteyenlerin elleri, kolları, dilleri bağlansın. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersen... bir gün şu dünyadan göçüp gidersen... sunam, 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 dağlar duman ama... boşa gider de gözyaşların ağlama... sunam, 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 derdin alamama... yok olur benliğim çürürse beden... yok olur benliğim çürürse beden... sunam, 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 dağlar duman ama... boşa gider de gözyaşların ağlama... sunam, 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 kadan ağlama... Thank you.
yaptıydın. Babalık vazifemi yaptım işte. Aman siz şerefinizi iyi koruyun. Bundan sonra selamı sabaha kesmesinler sizden. Sokağa çıkarken başlarınız eğilmesin. Kahveye, tarlaya, meyhaneye rahat gidin. İyi misin? Kimsin sen? Sus. Gel. Getirdin mi senden isteneni? Gömdün mü sulama? Ha? Gömdün mü? Hadi kaldır artık başını. Kaldır. Niye eğiyorsun ki? Onlar eğsin. Senin bir suçun yok. Sen acı çekeceksin. Ama millet seni kötü bilecek. Bak, durmuş halimize bakıyorlar. Onlar dik yürüsün diye Gül Gocam gitti. Ceylanım gitti. Sunam gitti. Gitti kızım. Sunam. Thank you.
Ali, ben de sana geliyordum. Günay. Hüseyin nerede biliyor musun? Dün akşamdan beri görmedim. Herhalde eve kapanmıştır yine. Şimdi evinden geliyorum. Kapısını çaldım ama açan yok. E barajdadır öyleyse. Bir uğrayalım mı, ne dersin? Bir hastaya gidiyorum ama. Hadi gel, o kadar acil değil bu sefer. Bu kalabalık ne böyle? Şimdi öğreniriz. Abicim bakar mısın? Buyurun. Hayırdır? Nedir bu kalabalık böyle? Duymadınız mı? Babası kurtulmuş sırtındaki yükten. Kimden bahsediyorsun sen? Kimden olacak? Emrullah'ın kızı Sunadan. Ya ayıp ayıp. Ya utanma. Babasının yüzünü yere eğdi be. Yüreğimizden umudu eksik etme ya Rabbi. Eksik etme. Hüseyin. Hüseyin evde misin? Hüseyin aç. Jandarmaya gitsek iyi olacak. Ya içerideyse yardıma ihtiyacı varsa? Öyleyse başka çare yok. Aman Allah'ım, ne olmuş burada? Hüseyin nerede? Ali, dur, Hüseyin dur, nerede? Dur. Sakin ol, Hüseyin sakin nerede? Ol. Bir şey mi diyeceksiniz oğlum? Yücükleri atan biz değiliz Veysel abi. Sunan durumu ortaya çıkınca biliyorsun işte. Suna da durumu da yok artık. Bir haftaya kadar o yüzükleri takmayın da göreyim ne kadar delikanlısınız. Yüzükleri? Hemen mi? Ben haber gönderince. Şimdi işiniz yok mu oğlum sizin he? Bir de evin etrafında o kadar dolaşmayın, tamam mı? Tamam. Hadi gidin şimdi. Bir daha gelmeyecek mi? Kurudun mu elbiselerin? Hala oturmamakta ısrarlı mısın? Bu altınlar benim, biliyorsun değil mi? Babanla öyle anlaştık.
Altınlar benim. Kız onu. Babamla mı? Hı hı. Seni babam mı tuttu? Evet. Hayatımda gördüğüm en acayip adamdı o. Gelip şu işi yapar mısın dediğinde benimle eğleniyor sandım. Yalan. Sen benimle eğleniyorsun. Öyleyse çok şanslısın demektir. Yoksa ne işin vardı orada benim? İnanmam. Kimse inanmaz. Baban inandı. Sal açılırken girdim suya. Su altında izledim sizi. Hatta bazen sala tutundum. Siz fark etmediniz. Ta ki sen kucağıma düşünceye kadar. Baba. Altınlar. Burada bekle, tamam mı? Babanla öyle anlaştık. Bir iki gün içinde gelip seni buradan alacak. Ne yapacağım diye düşünme. Ben yiyecek içecek bir şeyler ayarladım. Korkma. Sakin ol. Senin adın ne? Suna. Hayrola, ne oldu? Hastam var. Bizi kasabaya götür. Telefon edelim de hemen bir ambulans göndersin. O kadar vakit yok. Çok kan kaybetti. Peki, gelin bakalım. Arkaya geçin. Eyvallah. Senin hanım mı? Evet, hanım. Bu saatte ne işiniz var buralarda? Aşağıda kulübemiz var. Sabah erkenden ağa atacaktık. Sonra birden... Neyse, yorma kendini. Gelmiş geçmiş olsun. Yolumuzun üzerinde devlet hastanesi var. Ben sizi acil servise bırakırım. Olmaz. Devlet hastanesi olmaz. Peki ya nereye? Kan kaybediyor dedin. Nereye götüreceksin kızı? Bilmiyorum. Bir kasabaya varalım da. Bir otele mesela. Orada bir doktor buluruz. Evet, sen bizi küçük bir otele bırak. Orada da kimlik sormayacaklar mı? Nereye gidiyoruz? Merak etme, sana yardım etmeye çalışıyorum. Geçen yaz savaş zamanı sınırdan kaçanları yerleştirdiler buraya. Depremden sonra da evsiz kalanları. Bir sağlık ocağı var. Hala kaçıp gitmediyse bir de doktoru. Açın! Dur, kapıyı kırmaya mı niyetin var? Doktor nerede? Doktor benim. Kız çok hasta. Gelin benimle. Hadi!
Sen kızın kaydını yap şuraya. Bu kız hamile. Kalp sesi yok. Serum takacağız hemen. Ama daha önce burayı imzalayacaksın. İmza mı? Evet. Birazdan yapacağım şeyin sorumluluğunu üstlendiğine dair. Kocası değil misin? Kıza bir zarar gelmesin. İmzalıyor musun şunu? Başka bir yolu yok mu bunun? Yoksa karın değil mi? Çık dışarı. Dur bir dakika. Git şu ilaçları al. Çabuk ol ama. Kıza düşük yaptıracağız. Ne? Suni sancı için gerekli. Madem kürtajın sorumluluğunu üstlenen biri yok, serumla birlikte verip düşük yaptıracağız. Kızı çıkardım işte. Doktora da getirdim. Daha ne? Altınları alıp gideyim. Bir not bırakırım kulübeye. Gelip burada bulur kızını. Bana bak. Sen hala ne duruyorsun burada? Hadi çabuk çabuk. Daha eczane bulacaksın. Uzun sürmez. Sabaha karşı biter bu iş. Kızı gelip alacaksın değil mi? Tabii. Geleceğim. Nasıl oldu bu? İfade vermek istersen polis çağır. Onlara her şeyi anlatırsın. Peki, nasıl istersen. Sancıların başlayacak birazdan. Korkma, bizim istediğimiz de bu. Anne, yatmadın mı sen? Kimse istemezdi böyle olsun. Gencecik kız ne de olsa. Kalkıp gitleyin ardımdan. Ev eski ev değil artık. Yenge, ha? Bir şey mi var? Kızlara baktım. Ha. Ne yapıyorsun siz ya? Böyle fısır fısır gece yarısı. Sanki gizli bir şeyler dönüyormuş gibi evde. İnsanlığınızı takının. Benim canımı da sıkmayın. Evin temeli daha sağlam artık. Bunların kafaları almıyor bunu. Hadi yatın artık, hadi! Güven. Söyle. Alacağız lan biz bu kızları. Bacanak olacağız ha. Dingil. Ne oldu lan sabahtan beri yüzüme öküz gibi ters ters bakıyorsun? Bir laf etsene oğlum. Sevinmedin mi lan yoksa? İş bitti, mesele de kalmadı. Ölünün üstünden yuva kurulur mu oğlum? Düşündükçe kötü oluyorum. Lan 3 kuruşluk keyfimiz var. Onu da için ettin ha. Ne yapayım? Çıkmıyorsun aklımdan oğlum. Düşündükçe... Sus lan. Tantana tuntana yapma. Anladık işte. Bırak tiyatro yapmayı.
Hadi kardeşim binsene. Hadi. Allah Allah, manyak mısın desin. Ne o, endişelendin mi? Kız nerede? Şu ilerideki odaya aldım seninkini. Rahatsız etme kızım. Bırak dinlensin. Gittin sandım. Gitmem lazım. Babana verdiğim sözü tuttum. Sana emanet değil miyim ben? Beni oradan sen çıkartmadın mı? Şimdi ben iyileşmeden sen nasıl gidersin? Bebeğin babası nerede? O da burada olmak isterdi herhalde. Aşksa bu. Sevdaysa. Peşinden bir dakika bile ayrılmayacaktı. Aşk mı bu? Yoksa sen istemeden herifin teki... Neden geri döndün? Demin... sana bakarken... bir inci çıkarmışım dedim kendi kendime. Göl kenarındaki kulübeyi bulabilirsin değil mi? Baban... sıkı sıkıya tembih etti. Eve dönmesin sakın. Beni orada beklesin dedi. Üstüne basa basa kulübeden ayrılmasın dedi. Hoşça kal. Dur. Beni bekle. Dışarıda. Bu odanın önünde. Canım sana emanetse bekle. Dediğin gibi bir inci çıkardıysan gitme. Adın ne senin? İshak. İshak. Sana söylesem yaptığım şeyi korkarsın. Ya da umut öyle ışıldar ki gözlerinde. Bir şeyler çevirdiğimizi herkes anlar. Bir de Sunam'ı sağ bulamamak var tabii. Dalgıç orada mıydı acaba? Sunam. Güzel kızım. Meryem. İyi misin? Sunan'ın sesini duydum sanki. Öyle kulağımın dibinden anne deyişini. Meryem. Uyanın. 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 Yapma Meryem, dur, ne yapıyorsun? Ne oluyor ya?
kabir ziyareti istiyorum. Madem aldınız kızımı elimden, yarın sabah götürün bakalım. Nereye bıraktınız kızımı bileyim. Yoksa ben size edeceğimi bilirim. Tamam tamam. Yarın sabah gideriz. Herkes gelecek. Bütün ev halkı. Ele güne karşı orada olacağız hepimiz. Ya abi sen de birkaç güne kadar işe başla da soğusun artık şu iş ya. Tamam. Sağ olun komutanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diyorlar? Hiç. Onlara ilişkilerinden bahsettin mi? Evet. Kızın ailesiyle konuşacaklar. Hadi seni evine bırakayım. Sen daha iyi olacak. Sabırlı ol biraz. Ay, hadi. Çok mu kötü Ali? Allah çok. Selim seni benim arabayla götürecek. Ben ambulansla geliyorum. Hastanede görüşürüz. Hadi. Hadi canım. Şuna bakın ağlıyor. Bir de ağlıyor utanmadan. Sanki o değilmiş gibi Sunam'ın canına kasteden. Sanki o değilmiş gibi Sunam'ın sırrını dinlendiren. Ne acısı bu kız. Ağlama Sunam'ın ardından. Ağlama sakın. Sakın ağlama. Thank you.
hemşirehanımı alın. Dur. Saat başı arayacağım seni. Ali. Arayıp bilgi vereceğim. Söz. Ama şimdi git. Hadi Günay, dersine git. Ama. Hadi lütfen. Hadi. Polis ya da jandarma. Biri gelip bir sürü soru sormadan gidelim. İyi misin? Efendim. Alo. Günay. Ne oldu Ali? Günay Hüseyin hiç iyi değil. Kendini hazırla çünkü. Alo. Alo. Bunu yapanların yanına mı kalacak? Şuraya bak. Suna değil mi o? İshak. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Köyde kasabada söylentiler var ama biz sorduğumuz zaman kimse bir şey bilmiyor. Bir sağırlık, bir körlük. Hayırdır komutan? Ne söylentisi? Kızın nerede? Yok. Kaçtı. Kocaya kaçtı. Kaçtıysa neden karakola gelmedin? Bir boğaz daha eksildi sofradan. Allah yolunu açık etsin. Bu sabah dağın başında bulduk mühendis Hüseyin'i. Öldüresiye dövülmüş. Kim bilir, belki de şimdi ölmüştür. Yok ya. Gönlünü kızına kaptırmış diye duydum. Belki söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Ya kız kocaya kaçtı diye hıncımızı mühendisten mi çıkartacağız komutan? Ya biraz akıl olur insanda. Kaçan kızın hesabını niye mühendisten soralım ki? Neyse Emrullah Bey, kayıp ilanı ver kızın için. Bakarsın bir gören bir bilen çıkar. O kayıp değil komutan. Ölü. Yani bizim için. Allah selamet versin. Gidiyoruz doktor. Seni de bırakalım mı? Sağ olun komutan. Gelmişken şurada bir hastam var, ona kadar uğrayacağım. Tamam. Sağ ol. Neden Emre? O kızını lekeleyip kaçan biri değildi. Bebeğin doğmasını istiyordu. Sizi incitecek bir şey yapmaktan özenle kaçınıyordu abi. Yemin olsun ki bizimle ilgisi yok. Ben kapısına kadar gittim. Bu kızı sokakta bırakma diye yalvardım. He, söz verdi ama gelmedi o gece. Demek biz onu beklerken. Evet ama başka kim? Başka kimin acısı var onda abi? Yazık oldu Emrullah abi. Hem kızına yazık oldu hem de Hüseyin'e. Yazık oldu. Çok yazık. Hadi eyvallah. Siz mi yaptınız? Siz mi yaptınız? Biz yaptık. Gidip şikayet mi edeceksin? Davacı mı olacaksın? O gece Sunay'ı istemeye geleceklerdi. Ama siz oğlanı. Kızım sırf bu yüzden öldü. Sırtından yük aldık abi. Madem kızı sen halledecektin, oğlanı da biz halledelim dedik. Kardeşlik yaptık sana.
Sizin kardeşliğiniz de basın insanlığınız da. Vicdanınız yok sizin. Yüreğinizde sevgi kalmamış. Döne korkusu olsa ne yazar lan? Sen de yanlarında mıydın? Bir laf çıksın ağzından duyayım. Şunlar mühendisin tepesine binerken sen de aralarında mıydın? Yanlarında mıydın diyorum sana? Konuşsana lan! Yoktum. Ama çağırsalar 5 dakika düşünmezdim. Gülürsün lan! Bununla ne yapayım kardeşsin sen lan? Amcamın damatları hastanenin önünde karşıdan karşıya geçerken bir arabanın arkasındaydılar. Şimdi çabucak dağılacak bu haber. Her yere adamlar salacaklar. Tabii önce göl civarına. Hadi hemen gidelim. Nasıl olsa biz babanı nerede bulacağımızı biliyoruz. Emrullah, kusura bakma. Kızını alıyorum. Yenge, ben karışmadım biliyorsun. Biliyorum. Sen sustun sadece. İş bitinceye kadar sustun. Bir dur dedin mi kocana? Sustum yenge. Dediğin gibi. Senin gibi sustum. Başka ne yapar ki kadın? Sizin elinizden bir lokma girerse boğazıma, bir yudum su geçerse kızımın sevgisi bana haram olsun. İnşallah senin yazgın karı olmaz kızım. İnşallah senin yazgın karı olmaz. Hemşerim, Doktor Ali'ye baktım ben. Bizim sağlık ocağının doktoru. İçeride, hastanın başında. Sağ ol. Emrullah abi. Mühendis nasıl? Bir şey mi söyleyecektin abi? Sen haklısın. Benim biraderlerin işi. Ben yapmıyorum diye. Ağırdan alıyorum diye. Artık kimse onlara selam vermiyor diye. Damatları yüzükleri attı diye. Yorma kendini abi. Ben her şeyi anladım. Eğer uyanırsa doktor, benim ona inandığımı söyle. Emrullah sana inanmıştı. Bir de elini sık benim için. Ailemize şeref verdiğini söyle. Söylerim abi. Kaçırmayalım. Suna. Çok uzaklaşmak istemiyorum. Babam gelmeden çok uzağa gitmek istemiyorum. Senin güvenliğin için. Dedim ya. Uzaklaşmak istemiyorum. Bu
Burada bir yerin yok mu? Gel. Neredesin abi? Sabahtan beri seni bekliyoruz ya. Ne oldu? Görücüler abi, görücüler. Görücüler geldi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Emrullah abi, ölenle ölünmez. Artık bütün kötülükler geride kalsın. Bir hata ettik, yüzükleri attık. Müsaaden olursa yüzükleri tekrar takalım. Babaları burada. Anaları burada. Müsaade sizin. Allah hayırlı eylesin. Amca. Ne var? Amca biz seni de baba bildik bu evde. O yüzden söylemek boynumuzun borcu. Önce hiç bahsetmeyelim dedik. Ama sonra ya doğruysa dedik. Ne doğruysa? Bu işin şakası yok amca. Doğrudan söyleyeceğim. Biz bugün Sunay'ı gördük. Sunay mı? İnşaata gidiyordu. Cam takmıyor. Hastanenin oradan geçerken bir baktık Sunay. İnsan insana o kadar benzemez yani. Daha evlenmeden kayınpederinize çekmişsiniz. Hiç utanmadan acımı deştiniz. Sunay'ı gördünüz ha? Koşup sarılsaydınız yakasına. Sen niye ölmüyorsun diye. Amca yanlış anladın. Ayıp be, ayıp. Bırakın yerine rahat yatsın çocuk. Yok illa konuşup duracaksanız. Gidip içeridekilere söyleyin de yüzükleri atsınlar yine. İyisin ben söyleyeyim. Sağlam alsınlar işi. Amca, amca dur amca. İnsanlar çift yaratılmış derler. Biz de öyle görünce. Amca elini ayağını öpeyim de. Ne oldu birader? Bir an önce kaçıp gidiyordun buralardan. Hayırdır? Rüya göremeyecektik seni. Neyse, özlemişim ben. Birkaç gün burada kalmamız lazım. Buyurun geçin içeri. Kız mı kaçırdın lan? Helal olsun be. Durdun, turnayı gözünden vurdun. Dursana lan, ne bekletiyorsun kızı? Girsene içeri. Seni kaçırdım sanıyorlar. Böyle bilmeler daha iyi. Otursana. Otur. Sana saygı duyuyorlar. Onlara inanma. Üşüyor musun? Bak, beni kurtardın. Hastaneye götürdün. Ama sakın bana dokunma. Korkuyor musun? Ben her şeyden korkarım. Benden korkuyor musun? En korktuğum şey korkmaktır. O yüzden hiç korkmam. Sen de korkma. Thank you.
dalgıç işini yaptı. Şimdi sıra bizde. Emrullah. Neden gülüyorsun? Bir şey mi geldi aklına? Suna mı geldi? Ben çıkıyorum Meryem. Gecikirsen merak etme. Emrullah nereye? Emrullah! Emrullah! Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Eyvallah. Emrullah abi ne içersin? Her zamankinden oğlum bilmiyor mu? Günay. Hüseyin nasıl? Bıraktığın gibi şimdilik. Günay. Doğduğun yerden binlerce kilometre uzakta. Hiç tanımadığın topraklarda. Hayata tutunmak adına. Bir ilkokulda. Daima küçücük mutluluklar bulmakla yükümlü. Sonra aniden biri çıkıyor karşına. Hayatın anlam kazanıyor. Öğretmen hanım aş. Zaten hayatımın tek başarısı aşık olabilmek. Başka hiçbir şey yok. Sadece o. Bizim küçücük hayatlarımız sadece aşkla ışıldar Ali. Hüseyin beni seçmese bile sevmenin coşkusunu tattırdı. Aşkı tattırdı bana. Ama şimdi o birini sevdi diye ölüyor. Bu çok saçma. Kendi kendime gülüyorum değil mi? Kendi kendime gülüyorum. Çünkü ben öyle bir şey yaptım ki. Ne yaptın? Anlat bize keyiflenelim. Anlatmasam patlayacağım zaten. Öldüm içimde tuta tuta. Sizde kalsın ama kimse bilmesin. Allah Allah çok merak ettim. Bugün neşeliyim çünkü beklediğim haber geldi. Ama ben demiştim kendi kendime. Çok kolay olacak yeter ki sen. Sonra abi. Ne oldu abi? Anlatsana ya abi ne oldu? Emrullah abi. Ben ne diyorum ya? Emre abi ne oldu? Emre abi ne oldu? Otursun. Gel ya burada ya. Oğlum al. Kızımı buluncaya kadar içkiye, meyhaneye, kalabalığa tövbe yarabbi tövbe. Emrullah dur ne yapıyorsun? Toparlan Meryem gidiyoruz. Gidiyor muyuz nereye? Nereye olursa bu böyle olmayacak. Abi. Ne o abi toplanmışsın. Duvar mı çekeceksin odalarımızın arasına? Biz gidiyoruz Muharrem. Eşyalarımızı toplayıp gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Bütün bütün. Bir arabacıyla anlaştım. Yarın sabah gelip alacak bizi. Nereye yolculuk? Şimdilik bilmiyorum. Nereye olursa. Hakkın ne olacak peki? Bu evden, arsadan,
Hak istemiyor musun? Ben size kocaman bir kızı verdim. Muharrem. Bir evin lafı mı olur? Pişman oldun öyle mi? Öyle. Hem de köpekler gibi pişman oldum. İyi öyleyse. Kardeşliği bitiriyorsun madem. Hadi bakalım. Selametle. Baba nereye? Söyledim ya. Sen de şunları indir hadi. Durma hadi. Alo, komutan. Ben Doktor Ali. Şu an uygun musunuz? Evet, tahmin ettiğiniz gibi mühendisle ilgili. Bu sabah konuştuğumuz adamın, hani adı Emrullah olan, kardeşlerini ve çocuklarını ihbar ediyorum. Ne bu hal? Kaç gündür namaza da gelmiyorsun? Gelmiyorum çünkü ben... Duydum. Senden istenileni yapmışsın. Söyleyebilir misin hocam? Çocuklarımızı sevmek neden bu kadar zor? Hadi gelin. Cinayete eksik teşebbüs suçundan yargılanacaksınız. İyisinin bir an önce olanları anlatın. Hiç olmazsa yarın savcının karşısına çıktığınızda... Ya bu ne şahit ne ispat? Savcı ne diyecek bizi? Şahit olmasa, ihbar olmasa sizi nasıl alır? Ya ne ihbarı? Abim yapmıştır onu. O şikayet etmiştir bize. Madem öyle o da gelip kızın hesabını versin. Elini ayağını bağlatıp kızı suya attıran kim? Ne? Yaşıyor.
Şuna. Şuna. Şehrin giriş çıkışlarında arama tarama vardır şimdi. Otobüse de binemeyiz. Daha kötüsü, bütün gözler baban üzerindeyken seni almaya gelemez. Yani kısa bir süre misafirimsin. Babama git. İyi olduğumu söyle. Seni kim tanıyacak? Tamam, giderim. Derim böyle böyle. Sen kızını kurtardın ama o bunun farkında değil. Ana kuzusu yuvasını özledi. Ne demek istiyorsun? Baban seni suya bırakırken kaderine bıraktı. Bunu anlamıyorsun. Allah şahidimdir ki az kalsın gelemiyordum. Az önce o sana saygı duyuyorlar dediğin adamlar biraz daha cömert olabilselerdi babana verdiğim söz umurumda bile olmazdı. Başka bir tezgahın arkasına geçmiştim çoktan. Sen de şimdi çoktan... Anladım. Diyeceğim şu ki baban seni kaç kere kurtaracak. Bırak adamın yakasını artık. Ondan başka kimsem yok ki. Çocuğun babası. Ya çocuğun babası deyip durma. Zaten o gelmediği için oldu bütün bunlar. O sözünü tutmadığı için buradayım şimdi. Suna. Dokunma bana. Dokunma, kimsenin dokunmasını istemiyorum. Madem kaderime bıraktı babam beni. Suna. Suna. Suna! Suna! Dur! Bir arkadaşım var. Nakliyeci. Bizi kamyonetiyle istediğimiz yere atar. Tanıdın mı amca? Bizim damatlar Suna'yı gördük dediler değil mi bugün? Olmaz öyle şey. İmkanı yok. Firari durumundayım şimdi. Suna hayattaysa onu buluncaya kadar da firari kalacağım. Veysel oğlum. Benzeri yok mu bu ipin? Ya bir balıkçı kullanıp atmışsa? Hı? Jandarma niye bulamıyor öyleyse? Şahit ispat yok. Dediğin gibi abim şikayetçi olsa bile hani delil? Yok. O yüzden hep inkar edeceksiniz. Ne derlerse biz yapmadık. Ya bir şey buldularsa? Bulamazlar. Yok ile buldular diyelim. O zaman bu hıyar üstlenecek suçu. Dördümüz birden içeri tıkılacak değiliz ya. Hemen öttü salak herif. Yok amcası da kızını suya atmışmış da. Sana ne ulan? Büyüklerim var burada. Hıyar! Ali İhsan! Ali İhsan! Buyurun, ne istiyorsunuz? Ali İhsan yok mu? Bir taşınma işimiz vardı da. Vallahi bizim bey yattı, uyanmaz şimdi. Uykusu ağırdır. Siz yarın gelin. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, sunam sunam kölen olamıyor.
buyur. Çok kalabalık. Boşa gider de gözyaşların ağlama. Sunam sunam kölen olamıyor. Yok olur benliğim çürürse beden. Yok olur benliğim çürürse beden. Sunam sunam dağlar duman oyoy. Boşa gider de gözyaşların ağlama. Sunam sunam kölen olamıyor. Boşa gider de gözyaşların ağlama. Sunam sunam dağlar dumanı. Uyumaya çalış. Uyumak istesem de uyuyamıyorum. Hemen gölün dibinde açıyorum gözlerimi. Ölecek gibi oluyorum. Nefessiz kalıyorum. Ben herhalde çok uzun bir zamanda uyuyamayacağım. Az kalsın gelemiyordun öyle mi? Yeminle. Seni kurtarmaya gelmem tamamen tesadüf. Yok. Kader. Daha ne kadar yanımda kalacaksın? Sen korkunu üstünden atıncaya kadar. Su ister misin? Hı hı. Ben murad almadım da bunu bilesin. Ben murad almadım da bunu bilesin. Sunam, sunam dağlar duman oyoy. Boşa gider de gözyaşların ağlama. Sunam, sunam dağlar duman oyoy. Boşa gider de gözyaşların ağlama. Gerçekten bir inci çıkarmışım. Sunam, sunam, kölen çıkacak ne yaptın sen? Seni gazeteye çıkartacak ne yaptılar? Canın sıkılmasın diye gazete aldım sana.
Okursun. Okuman var değil mi? Yok, okumam yok. Yani büyük harfleri belki biraz ama küçük yazıları. Olsun. Ben okurum sana. Allah Allah. TSE'de çalışan mühendis öldürülseydi ölüp dağ başına atıldı. Böyle birini hiç hatırlamıyorum. Neyse, bunu geçelim. Hah, 3 üzerine 3'ü de sağlıklı. Bak bu iyi işte. Kusura bakma. Ben düşük yaptığını unuttum bile. Eşeğim ben. Bula bula 300'den haberini buldum sana. Kalıyorsun ha. Gitmiyorsun. Ya. Sen kesin kararını vermeden kimseyi umutlandırmamak lazım. Kalıyorsun kardeşim ha. Kalıyorsun. Allah'a emanet ol kızım. Allah'a emanet ol. Sen evimden, yurdumdan, evladımdan ettin beni. Aynısını göresin. Sunam'ın kederi her lokmada boğazına dizilsin. Bolluk, bereket başkalarında gördüğüm bir şey olsun hep. Sevda şu gelinlik kızlarının yüreğini yaksın da kavuşmak nasip olmasın. Allah korusun. Yatağınızdakiyle yüreğinizdeki bir olmasın. Aldığınız her nefesin bir de verişi var. Sunama kalmayan dünya başınıza yıkılsın. Ya hanım hadi be hadi. Mehmet Emin. Hadi bin gidiyoruz. Mehmet Emin hadi sana dedim. Ben gelmiyorum baba. Gelmiyor musun? Baba. Böyle amcamlar yokken gitmek doğru olur mu? Evi böyle erkeksiz bırakmak doğru olur mu baba? Başlarını erkek diye sen mi duracaksın? Baba, kurban olayım ele güne karşı. Yürü lan ne ele güne? Yürü! Baba! Yürü! Bin arabe yürü! Tövbe yarabbi tövbe! Sen. Evet. Oy. Ne haber Dalgıç? Ne olsun abi? Bir işimiz var seninle. Bir zahmet bizi şeye kadar. Doluyum bugün Dalgıç. İşin parasını bile aldım. Yolum da uzun. Nereye gidiyorsun? Ergan ile maden arası bir yere. Tamam. Bizi orası da uyar. Neler çeviriyorsun oğlum? Anlasana abi. İki ayağın bir pabuçta. Peki. Atlayın bakalım. Eyvallah. Hadi gel. Ne taşıyacaksın? Mühim de bir parça bir şey. Bahsettiğin yere geldik mi dayı? Birazdan ikiye ayrılıyor yol. Doğru geçip ilk sağa sapıyorsun. Tamamdır. Emrullah. İyi misin sen? Korkutma beni böyle deli deli gülüp.
Deli deli mi? Şükretmek için o kadar çok sebep var ki Meryem. Tedbirliyim ben, ötesi yok. Kızımı korumanın daha iyi bir yolu şu cahil aklıma gelmedi. Sen götürmedin kardeşini. Ben alıp kaçsam... Biraderler işi kestirmeden halletmek için bahane arıyorlar zaten. Öyle bir şey yapayım ki dedim, defter herkes için kapanmış olsun. Öyle bir şey yapayım ki... Ne diyorsun baba sen? Suya atılmadı mı kız herkesin gözü önünde? Ne tedbirinden bahsediyorsun sen? Hala anlamadın mı? Ha, burası iyi. İleride dur. Olur. Ne oluyor Emrullah? Allah aşkına söyle. Şu kulübeyi görüyor musun? Seni bekleyen biri var orada. Kim? Bir git bak. Emrullah? Buralarda olacaktı. Bunlar sunama takılan altınlar. Emrullah kızım nerede? Burada. Burada olması lazımdı. Öyle anlaştık dalgıçla. Ne dalgıcı baba? Kızı kime emanet ettin? Altınlar onun, kız benimdi. Böyle anlaştık. Kızı kime emanet ettin? Sus be kadın. Kafamı karıştırma beni. Ya baba sen ne yaptın? Belki kızın ölüsünü çıkardı sudan adam. Madem öyle altınları niye bıraktı? Kendi ellerimle o itin kucağına mı attım Sunay'ı? Kızım o ite kalsın diye mi çektik bu eziyeti? Yöreğin dalgıcı bulmaya gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum. Evime dönmek istiyorum. Dediğin gibi kurtulduysa Sunam... Gidecek başka yer bilmez o. Eve döneceğim. Ya ama bu kadar oyalanırsak ben iki günde bitiremem bu işi. Hadi yenge, hadi hadi. Hadi kardeşim. Uzatma hadi. Kardeşim. Biniyoruz. Ya tamam tamam. Dayı gidiyor muyuz? Kararımız değişti. Geri dönüp bağ arasına gidiyoruz. Yolcu oradan alıp İzmir'e devam edeceğiz. Bir dakika. Ya böyle anlaşmadık. Ya dolmuş değil ki bu dayı. Ben sizi İzmir'e götürürüm tamam. Ama böyle servise çıkmış gibi zırt pırt olmaz ki bu iş dayı. Al şunu. Devam et şimdi. Bak şimdi oldu. Al gülüm ver gülüm. Tamam abi hadi gidelim. Hadi. Hadi, emanet gel. Bir parça şey dediği bulmuş. Cenaze.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah, eyvallah. Kolay gelsin. Hoş geldin. Dalgıcı arıyorum ben. Adı İshak. Beni her zaman orada bulursun diye burayı tarif etmiştim. Ne vardı abi, niçin arıyorsun? Bir alacak meselesi. Öyle desene abi. Sorma abi. Bir kız kaçırmış bu. Yani görsen bakmaya kıyamazsın. Kızı gördün mü sen? Dün gece buraya getirdi kızı. Memlekete götüreceğim diyordu. Memlekete mi? Neresi memleketi? Tarsuslu muydu? Yok yok, Hataylıydı galiba. Sağ ol kardeş. Beklerde sağ ol. Şimdi nereye? Bir gidelim hele. Aslında daha erken saatte bile arayabilirdim ama emin olmak için bekledim. Günay, Hüseyin geri dönüyor galiba. Sahi mi? O kadar çoğaldı ki hareketler, seyirmeler. Bu bana umut veriyor. Gel. Hüseyin. Allah'ım çok şükür açtın gözlerini. Suna nerede? Kimlikler. İshak Kaya. Hanımefendi siz, sizinkini de alayım. Zahide Yılmaz. Hayırlı yolculuklar. Zahide Yılmaz. Hemşire. Neredesin Suyu? Neredesin? Dalgıcı nerede buldun baba? Baraj civarında çalışıyorlardı. Onları seyrederken bir gün... Öyleyse barajda kaydı vardı onun. Nerede bulacağımızı orada söylerler. Geri dönüyoruz. Baraj idaresine götüreceksin bizi. Ne diyorsun dayı sen? Al. Hadi atlayın gidelim. Hadi.
Ana dur! Nereye gidiyorsun? Dur! Yollara düşmüş sevdalar dizsiz, hazana dönmüş yapraklar sus. Yaşıyoruz böyle yersiz, yolsuz. Yüreğimi sardan yanan sular sensiz. Kıştan medet yok, yağmursuz buzsuz. Yaşıyoruz böyle. Yaşıyoruz böyle yersiz.